Kurdeşen dökeriz ya, zaman zaman sıkıntılardan da olabiliyor. Kurdeşen'den de biraz bahsedersek eğer. Şimdi evet, Türkiye'de herkes diyor ki Kurdeşen'in sebebi stres, üzüntü, sıkıntı, gerilim, depresif rahatsızlar, psikolojik vesaire vesaire. Tedavi edilemeyen her hastalığı stresten kaynaklanıyor deniyorlar. Sedef, ekzema, akne. Sedef, ekzema, akne, liken, liken, planus, bahçe, odur budur. Hastalıkların %90'ını stresten kaynaklanıyor deniyor günümüzde. 50 yıl önce stres kelimesi yoktu. Stres kelimesi yeni çıktı. 50 yıl önce ne deniyordu? Bilemiyoruz diyorlardı. Yani gurur, kibir yoktu 50 yıl önce insanlarımızda. Doktor diyor ki bilemiyorum, ben başka yere gittim. Şimdi demiyor. Ona bir şey bulacak. Strestir diyor. Şunu şunu yaz, bunu bunu yaz. Yok öyle bir şey. Kurdeşeni tetikleyen stres bir faktördür. Fakat esas faktör nedir? İki sebebi vardır kurdeşenin. Bir, midede Helicobacter pylori isimli bakteri varsa bu bakteri gastrit, ülser, reflü ve hatta mide kanserine sebep olur. Helicobacter pylori, akıllı bakteri. Evet. Kendini mide asidinden korumak için sabun köpüğü gibi köpük üretir, mide mukozasının altına girer, faaliyetine başlar. Tehlikeli bir bakteri. Bu bakteri histamin üretir, kurdeşeni tetikler. İki, %80 ise bağırsaktaki mantardan kaynaklanır. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan, tansiyon, diyabet vesaire ilacı kullanıyorsa, bu kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteri yok eder, zararlı bakteri ve mantarları azdırır. Zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler. Evet. Bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde ne yapıyor? Bağırsaklar yakıyor. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturuyor. Yağ tabakası oluşursa ne olur? İnce bağırsak normal olarak 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de diaminooksidaz, DAO. Bunlar da bu enzim azaldığı zaman histamin yükselir. Histamin yükselirse polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen gibi hastalıklar ortaya çıkar. Evet. Çünkü peki, histamin sürekli yükseliyor. Hocam, bir de mantarı yok ettiğiniz zaman burada çok önemli bir noktayı kaçırmamak gerekir. Problemi kaynağı nedir? Neden histamin yükseliyor? Mantardan. Mantarı yok edersiniz, bakteri yok edersiniz. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıklarını yok ederiz. Aksi takdirde al bu kremi, al şu şeyi, hapı vesaire vesaire, kır, yani bir, kör bir döngü, dönerdir. Peki. Kurdeşen rahatsızlığının birçok sebebi var. Mideden kaynaklanıyorsa, midedeki bakteriyi yok etmek için, yani Helicobacter'i yok edeceksiniz. Helicobacter pylori. Eğer ki kişinin kurdeşen sebebi midedeki bakteri ise, tonik kullanmak gerekir. Şayet kurdeşenin sebebi bağırsaklarda mantar, mantardan kaynaklanıyorsa aloe vera kullanmak gerekir. Tabii her halükarda her türlü besin alerjisine karşı ise ladengülü kullanmak gerekir. Ladengülü ile ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günte Wiese 95 çocuk atopik ekzeması, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı böyle yaraları olan çocukları tedavi etmişler, etkisi ispat edilmiş, klinik araştırması yapılmış, belgelenmiştir. Benim yazmış olduğum kitapta bununla ilgili geniş bilgi var. İsteyen doğaltedavi.net sitelerinde görebilir. Bizim yapmış olduğumuz farklı bir şey. Sadece ladengülü değil. Mesela Camomillus virginiana, cadı fındığı dediğimiz bitkinin yaprak ve dalının ekstraktı aynı zamanda içerir. Camomillus virginiana içerir. Sinirlot, efendim, papatya, nane. 19 çeşit bitki ekstresinden oluşur. Ladengülü forte. Her türlü alerjiye karşı mükemmel bir etkiye sahip. Birçok kişi hamdolsun bugüne kadar kullandı. Her türlü alerjiden kurtuldular. Doğaltedavi.net'te 32 bine yakın memnuniyet yazısı var alıp kullananlardan.